want to say to the people of America and the nations of the world that we are not about to turn around. Yes, sir. We are on the move now. Yes, sir. Yes, we are on the move, and no wave of racism can stop us. Yes, sir. And the burning of our churches will not deter us. Yes, sir. The bombing of our homes will not dissuade us. Yes, sir. The beating and killing of our clergymen and young people will not divert us. Yes, sir. It's March 9th, 1965. I've just found out Minister James Reeb was beaten to death by a white gang on his way to show his support for Selma in a march in Alabama. We still have difficulty understanding one thing. Passion for freedom is not only given to white people. February 5th, 1921. The Greek army is gaining ground in West Anatolia. Wondering how this war of existence is seen from Chicago? Looking from here, everything seems uncertain. But Ankara is calm. Is this calmness a good omen? Sanki Anadolu'yu temsil eden meclis bu meclis değil gibi. İstanbul Meclisi'nden de temsilciler çağrılmış Londra'ya. Hala neyi anlamıyorlar? Milli mücadelemizi gün gelecek herkes anlayacak. Teslim olacağımızı düşünenler yanılıyorlar efendiler. Londra konferansına Ankara'dan da bir temsilci çağrılması sizce de önemli bir adım değil mi? Ordularımızın güneydeki başarısının bir tezahürü. Lütuf değil. Herhalde Yunan ordusunun Anadolu'daki ilerleyişini bu denli sakin karşılamanızın ardında da yine aynı başarı var değil mi? Size kalsa sizinkilerle mutlu bir evlilik yapmak en iyisi. Öyle değil mi Mr. Cliff? Doğrusu herkes için müreffeh bir hayat vaat eden bir birleşme. Neden olmasın? Gelen şiirleri hiç beğenmedim. Lütfen. Üstadı sadece siz ikna edebilirsiniz. Daha ne kadar çocuğun yetim kalmasını, kadının fakirlikten belinin bükülmesi gerekiyor? Hürriyet dediğiniz yenilip biçilebilen bir şey mi? Niçin var sanki göklerden inmiş muamelesi ettiğiniz o afaki şey? Diyorsunuz ki mevcudiyetiniz bir diğer devletin himayesinde olsa ne çıkar bundan? Öyle mi? En nihayetinde insan varlığını en zaruri ihtiyaçlarını karşılayarak devam ettirmiyor mu? Giderek büyük bir yokluğa mahkum olduğunuzu göremiyor musun? Kâfi. Ne diyordu şair? Bu savaşa katılmak istemeyen varsa bırakın gitsin. İzin verin ayrılmasına. Kesesine para da koyun dönerken yavuklusuna. O adamın ayrılmasıyla ölmeyiz. Ölecek olan onun taşıdığı korkudur bizde. Bu öyküyü güzel adam oğluna anlatacak. Bugünden dünyanın sonuna kadar biz hep hatırlanacağız. Biz. Birkaç kişi. Birkaç mutlu
aynı yolun yolcuları. I wouldn't want to meet Mehmet Akif this way. I have heard of his name because of his sermons he holds in every corner of Anatolia. Taking shelter in words for liberation, when Afyon is under siege by Greeks, clinging onto the sentences when other salvations are possible. Hard to understand. Just like her. Semiha. Üşümüyor musunuz burada? Çorba için teşekkür ederim. Bütün gece öksürdünüz. Asıl siz üşütmeyin burada. Neniz var sizin? Siz ne biçim gazetecisiniz Allah aşkına? Duymadınız mı yoksa? Fransızlar. Antep'te olanları işitmediniz mi? Çok korkuyorum. Ya dualarım karşılık bulmazsa? Üstelik başka şey de gelmiyor elimden. Benimle beraber Chicago'ya gelin. Semiha hasn't spoken to me for days. I don't think she will leave her country and come with me. I haven't heard anything yet from the newspaper about abandoning this post. I'm not comfortable here. The nights are getting colder. Some nights I can't sleep because of the coughing. But if I go back, I will miss this unique Turkish lady who is looking at this world with her big, grieving eyes. I might have hurt her feelings unintentionally. Semiha. Beni affedin. Size bir zarf gelmişti. Onu bıraktım. When we think hard about who we are in this world and what we leave behind, we understand it is this quietness that is noble. All the rest is nothing. Mourning. Crying. Begging. All are an embarrassment. Hold your tongue and do your duty in this long journey that your destiny has put you on. After all that, suffer quietly, as I do, and die. Semiha, Bigney might have written this poem for you. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal'in cepheden dönüşünü yazıyor. Celseyi inşaat ediyorum. Efendiler,
Büyük Millet Meclisi bugün ikinci içtima yılına giriyor. Allah muvaffakiyet ihsan eylesin. Amin. Efendim, iki takrir vardır. Arkadaşlardan Basri Bey ve Hamdullah Supi Beyefendi İstiklal Marşımızın kürsüde okunmasını teklif ettiler. Basri Bey'in bu teklifini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mehmet Akif's poem was released a few days ago in Sevidur Shah. Kabul olunmuştur. I don't know what Parliament will think about it. But Semiha was shaking when she was holding the newspaper. She doesn't know that I can see her. Like lost in verses. Hamdullah Supi Bey, buyurun. Arkadaşlar, biliyorsunuz, Marif Vekaleti, son mücadelemizin ruhunu terennüm edecek bir marş için şairlerimize müracaat etmişti. Ancak bunların arasında 7 tanesi en fazla efsaf-ı haiz olarak görülmüştür. İsimleri nedir? Bilmek isteriz. Ayrıca arz edilecektir. Marif Vekalete olarak fevkalade kuvvetli bir şiir aradığımız için bendeniz Mehmet Akif Bey'e bizzat müracaat ettim. Başlamadan önce eklemek isterim ki bendeniz böylelikle reyimi ihsas etmiş oluyorum. Beğenmek, takdir etmek hususunda hayır. Bekleyin efendim. Lütfen bekleyin. Lütfen müsaade buyurun. İntihabımı yaptım. Fakat sizin intihabınız benim intihabımı nakşedebilir. Genç adam, müsaadenizle yapmam gerekenler var. Ben gördüm. Şiirinizin tesirini onun yüzünde gördüm. Mısralarınızın onu nasıl tutup kaldırdığını gördüm. O şiir bana ait değil. Şiir size ait değil mi? Ama nasıl olur? I wish he had shared his ideas at the Parliament podium. But I would never think that a man's silence would turn into people's cries. Anadolu mücadelesi uzun müddetten beri devam ediyor. Bunu ifade etmek, bunun ruhunu söyletmek adına yazılmış olan bu şiirlerin arasından ne kadar ivedilikle bir karar alabilirsek o kadar faydamıza olur. Dikkatinize sunulmak üzere yazılmış olan bu 7 şiir, geçen oturumdaki talep üzerine sizlere matbu olarak iletilmiştir efendim. Efendiler, Marif Vekaleti bu İstiklal Marşı'nın bugün ruznameye alınarak müzakeresini arzu ediyor. Bugün müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. Yalnız burada bir mesele var. Marşları doğrudan doğruya heyet-i umumiyede müzakere ederek mi bir karar vereceksiniz yoksa bir encümene mi havale edeceksiniz? Burada olsun. Hepimiz anlarız. Efendim, bakınız. Şiirler iki türlüdür. Ya hislerin yansımasıdır yahut derin, ağlatıcı bir galeyanın, ağlatıcı bir ruhun tesiridir. Şiir bu iki şekil üzerine doğarsa makbul ve muteberdir. Dünyada ancak böyle yazılmış şiirler halk arasında yaşar. Böyle olmayıp da ısmarlama tarihte yazılırsa bu şiirler yaşamaz efendim. Nesim Atalay Bey'in hakkı vardır. Milletin ruhuna tercüman efendim, olacak bir marş olmalı. Ayrıca
karnaval şiirlere verilecek. Memleketin parası da yoktur efendiler. Efendiler lütfen. Efendiler. Niçin öyle söylediniz? İstiklal Marşı'nı ben yazmadım diyerek. Ben yazdım. Ama nasıl olur? Az önce ben yazmadım dediniz. Bana ait değil dedim. Efendiler! Efendiler! Para meselesiyle bu şiirler arasında bir münasebet bulmak çok yanlış bir bakış. Rica ederim. Buyurun. Efendiler, buyurduğunuz gibi bir marş, bir milletin heyecanını, taassuatını terennüm etmek itibariyle kıymetli ise Akif Bey'in bu son yazdığı İstiklal Marşı'ndan evvelki şiirleri de zaten bu milletin heyecanını ifade etmiyor muydu? Geçtiğimiz gün Hamdullah Supi Beyefendi yine bu kürsüde Akif Bey'in son yazdığı şiiri okuduklarında hepimizde bir veç durumu oluşmadı mı? Arkadaşlar, arkadaşlar, burada edebi tenkidata girişecek değilim. Sadece fikrimi arz edeceğim. Katiyen Hamdullah Supi Bey'in karar verme hususundaki acelesine iştirak edemem. Zira bu marş milletin ruhundan doğma bir marş değildir. Besim Atalay Bey'in hakkı vardır. Milletin ruhuna tercüman olacak bir marş olmalı. Efendiler! Bu şairlik garip şey. İzaha başladın mı adeta cinayet işler gibi hissediyor insan. Şu kadarını söylemek kâfi belki. Bizler Bedir'den, Uhud'dan beri aynı imtihanlarla sınanmışız. Yunan Afyon'daymış. Fransız bilmem neredeymiş. Öyledir. Şüphesiz düşman ilerliyor. Fakat görüyorsun ya işte biz de durmuyoruz. Tek bir an dahi hürriyete olan bağlılığımızı kaybettiğimize inanmıyorum. Haklısınız. Ben de daha bu sabah bununla ilgili dersimi aldım. Pansiyon hikayesi. İngiliz monarşisine karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş George Washington, Abraham Lincoln gibi önderler çıkarmış bir ulusa mensupsunuz genç adam. Bunu zaten en iyi sizin anlıyor olmanız gerekmez miydi? Marif vekaletine, marif vekaletine teslim edilen şiirler yeniden bir encümene verilsin ve orada yeniden tetkik edilsin. Efendiler, efendiler. Bakınız, ısmarlama sözü, halkın tercümanı olamaz sözü. Bunlar hakikat midir? Halkın mümessilleri olan sizlerin huzurunda okunan bu şiirlerin heyeti aileniz üzerindeki azami tesirine bizzat şahit oldum. Eğer halka tesirini anlamak için kendi kalbinizden başka miyarınız varsa o başkadır. Ama kendimize dönersek işte orada halkın kalbiyle karşılaşacağız. Orada halka tesirini bulacağız.
Efendiler, müzakerenin kifayetine dair bazı takdirler var. Bunları R'ye koyacağım. Müzakereyi kafi görenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. Riyaseti Celile, İstiklal Marşı'nın şubelerce teşkil edilecek bir encümeni mahsus tarafından tetkik ve tasdik olunmasını teklif ederim. Efendiler, Tunalı Hilmi Bey'in bu takdirini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Reddolundu. Riyaseti Celile, bütün meclisin ve halkın takdiratını celbeden Mehmet Akif Beyefendinin tercihen kabulünü teklif ederim. Karesimi Busu Hasan Basri. Efendiler, buradaki takdirlerin hepsi de Mehmet Akif Beyefendinin şiirinin kabulüne dair. Ankara Mebusu Şemsettin Bey, Bursa Mebusu Operatör Emin Bey, Isparta Mebusu İbrahim Bey, Bitlis Mebusu Ziya Bey diye uzuyor. R'ye gidelim! R'ye gidelim! Efendiler, müsaadenizle bu takdirleri R'ye koyuyoruz. Evvela Basri Bey'in takdirini R'ye koyuyoruz. Riyaseti Celile, bütün meclisin ve halkın takdiratını celbeden Mehmet Akif Beyefendinin tercihen kabulünü teklif ederim. Efendiler, Basri Bey'in bu takdirini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Efendiler, Burdur Mebusu Mehmet Akif Beyefendi'nin bu şiiri İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Reis Bey! Ben istiyorum Reis Bey lütfen. İstirham edin. Reis Bey! Yürümekten hiç sıkılmayacaksınız herhalde. Oo, bu bir şey mi? Bir de İstanbul'da görseydiniz. İstanbul. Evet. Siz yoruldunuz, ben devam edeyim biraz daha. Malumunuz bir tekkede misafirim. Tekkenin kapısı her daim herkese açıktır. Dilediğinizde gelirsiniz, gene sohbet ederiz. Hasılı bu şiir. Evet, belki ben yazdım ama o tamamen hürriyete aşık milletimize aittir. Milletin duygularına tercüman olan bu marşın ayakta okunmasını teklif ediyorum. Heyet-i Umumiye bu marşı kabul ettiğinden tabi resmi bir İstiklal Marşı olarak tanınmıştır. Elbette ayakta dinlemek icap eder. Buyurunuz efendiler. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Thank you.
gazeteden haber geldi. Birkaç gün içinde buradan ayrılacağım. Meclise gidiyorum. Belki son kez. Görüyorsunuz ya, hürriyet tutkusu sadece size bahşedilmiş bir şey değil. Freedom is a feeling that even if you chain it up, even if you suppress it from all directions, it will still find a way out from people's chests and reveal itself. It is not something that exists only here. It is something I witnessed many years ago in a small town in Anatolia, which is now a capital. We will, for sure, learn this too.